Yerinde Konuşalım'dan herkese merhaba. Bugün İstanbul'da bir insan serinin ortasındayız. Galata Kulesi'ni anlatacağız. Galata'yı anlatacağız. Tarihi Yarımada'nın en güzel şekilde göründüğü. Hatta Evliya Çelebi'ye eğer inanacak olursak ta Bursa'daki imaretlere bir dürbünle bakılınca dahi görülecek yer burası. Galata Kulesi'nde bugün bu konular hakkında konuşacağız. 1340'lı yıllarda yapılıyor burası. Tabii daha öncesinde burada sur kalıntıları var. Nasıl İstanbul'un, sur içi İstanbul'un çevresi surlarla kaplıysa burada da bir sur sistemi var. Ve sonunda o surun herhalde baş kulesi Galata Kulesi yapılıyor son olarak 1340'lı yıllarda. Ve hala yaklaşık 600 yıl geçmiş olmasına rağmen göz bebeği, zaten bu kadar insan Galata Kulesi'ne girmek için sırada bekliyor. Nelerden bahsedeceğiz? Nasıl başlayalım Seda? Bazen anlatacak bir şey bulmakta zorlanırız. Ne anlatsam acaba diye düşünürüz. Oysa burası benim için bir zamanlar ofisimin de bulunduğu, çok da anımın olduğu, çok zamanımı geçirdiğim çok özel bir alan. Aslında kulenin çevresindeyiz. Galata Kulesi'nin meydanındayız. Ama aynı zamanda burası söylediğin gibi bir Ceneviz mirası. Cenevizler Tarihi Yarımada'dan buraya doğru gelmek zorunda kaldıklarında yerleşiyorlar. Küçük küçük sur burçlar inşa ediyorlar sistemli bir şekilde. Kadın, çoluk, çocuk hepsi böyle hep bir gayretle kendi küçük mahallelerinin çevreleyen, alanlarını çevreleyen duvarları inşa ediyorlar sur sistemini. En sonunda da 1349'da söylediğin gibi kuleyi inşa ediyor. Ama kule İstanbul'un birçok anıtsal mirası gibi başına gelmeyen kalmıyor. Yangınlar, depremler, bugün hali bir kısmı Cenevizli, bir kısmı da aslında Osmanlı Türk mirası. Belirli bir seviyeden yukarısı. Ama her anıt gibi çevresiyle bir bütün. Yani şu an sokaklara baktığımızda Büyük Hendek Sokağı deriz, Küçük Hendek Sokağı deriz, Lüleci Hendek Sokağı deriz. Bunlar nedir? Ta 1857'de 6. daire, yani bugünkü Beyoğlu Belediyesi, Türkiye'nin, Osmanlı'nın formal anlamda, yani bilinen çağdaş anlamda ilk belediyesinin kurulduğu 6. daire, bir süre sonra gelir elde etmek için işte Kırım Savaşı'ndan sonra bu bölgede yerleşmiş İngiliz ve Fransız askerlerinin artan şehircilik, aydınlatma, hava gazı, işte kaldırımların yapılması, yolların inşası gibi hususları gerçekleştirmek için para bulması lazım. Para bulmak için ne yapıyor? Kuleyi bırakıyorlar ve maalesef bütün bu hendekleri doldurup ondan sonra bu alanları satıyorlar ve bugün gördüğümüz birçok bina aslında kulenin inşasından bir 500 yıl sonra 1867'de, 1865'lerde bu alanların kapatılıp doldurulmasıyla elde edilen, satılmasıyla elde edilen bir arsalara inşa edilen binalardan oluşuyor. Aslında bir tarih yok oluyor, yeni bir tarih inşa ediliyor değil mi? Hep böyledir, evet. Eskiden bugüne Osmanlı da bu devinime sahiptir. Her dönem kendi Osmanlı Baronu, Osmanlı Arnavosunu, Osmanlı Rokokosunu ya da işte Osmanlı Klasik dönemini her dönemde görürüz, buluruz. Her bir dönemde güzel eserler koymuşlardır. Şimdiki rahatsızlığımız nedir? Şimdi 19. yüzyılda, yani 1857'den sonra bu görmüş olduğunuz binalar yapılıyor ama 1865'ten sonra yoğun bir imar faaliyeti başlıyor. O dönem birçok harita çizdiriliyor vesaire, planlanıyor alan. Ama yerine şu an gördüğümüz mimari kıymeti olan eserler inşa ediliyor. Dediğin gibi, yani yerine bir tarih yıkılıyor, yerine güzel bir tarih konuyor. Burası evet Cenevizler tarafından yapılıyor, fakat şöyle herhalde ayırmak gerekiyor. Ceneviz, İtalyan devletleri Katolik. İstanbul'da Bizans İmparatorluğu dediğimiz Doğu Roma İmparatorluğu Ortodoks. Mezhep olarak farklılar ve bu hayatlarına da yansıyor. Şöyle tarihin sayfalarını biraz karıştırınca Cenevizliler, diğer İtalyan şehir devletleri ticaretle büyüyorlar, gelişiyorlar, zenginleşiyorlar. İstanbul'da ticaret kolonilerinin noktalarından birisi, duraklarından birisi. İlk aşamada Sirkeci tarafında yoğun olarak ticaret yapıyorlar ama bu 1200'lü yıllarda yaklaşık 50-60 yıl süren bir Latin istilası dönemi var. O zaman Bizans İmparatorluğu hanedan İznik'e gidiyor. Bunlar da bir bakıma yenilmiş oluyor ama yeniden 1261 yılında İstanbul tekrar Doğu Roma'ya, Bizans'a ev sahipliği yapınca Cenevizler de buraya yerleşiyor. Bahsettiğin gibi sur sistemi kuruluyor, fakat bu mezhep farklılığından dolayı burası Frenk Avrupası olarak gibi görülebilirdi. Çünkü 1800'lü yıllarda Moltke ya da Edmondo de Amicis hep Türklerle Rumları, Ermenileri anlatırken Ermeniler için
Bunlar Türkler bakımından sadık teba. Yani çok birbirlerine benziyorlar. Huyları, suyları birbirlerine çok benziyor. Rumlar da benzeşiyor diyor. Fakat Frankiler, hani Latin, Katolik olanlar kesinlikle Osmanlı Türkleriyle benzeşmeyecek ölçüde farklılıkları olan bir yer. Dediğim gibi 1800'lü yıllarda da burası bir çekim noktası oluyor. Fakat şöyle söyleyelim, biz kaynakları karıştırdığımız zaman hep Galata Kulesi'ne dair bir bilgiye rastlıyoruz. 500'lü yıllarda yapıldı, şöyle şöyle oldu diye. Fakat bir isim var, Hasan Sercan Sağlam. 2020 yılında yanlış hatırlamıyorsam hem makaleleri var hem bu konuda bir doktora tezi var. Savunduğu fikir iddiası şu: Galata Kulesi 1300'lü yıllarda yapılıyor. Öncesinde böyle bir yapı yok. Burada sur sistemi ona göre konuluyor. Hatta o kadar ki limanda, Karaköy Limanı'nda bulunan bir kule var. Bu kule İsa Kulesi olarak değerlendiriliyor. Burası da Kutsal Haç Kulesi olarak değerlendiriliyor. Yani Galata Kulesi'nin üzerinde bir haç varmış anlattığına göre. Bizim hep Haliç'in geçişine engel olunan bir zincirden bahsedilir. İstanbul'u Türkler tarafından, Osmanlı tarafından fethedilmesinin fetholmasında da zorlaştırılmış. O da burada sergileniyor. Onu da yine göstereceğiz. Bu zincir yeraltı camisine olan, yeraltı camisi olarak günümüzde adlandırılan bir cami burası. Bir mahzenmiş, oraya bağlıymış. Baktığımızda hani ne kadar sağlam bir şekilde burayı korumak için adımlar atıldığını görüyoruz. Evet, o zaman buraya yerleşimlerden bahsettik, Frank diyarından bahsettik. Tarih kitaplarında pek bulunamayacak bir gözlemimden bahsedeyim ya da anı diyelim. Burada hemen Galata Kulesi'nin 1-2 sur sistemi, Hasan Sercan Bey'in de bahsettiği. Evet. Sur sisteminin 2 tane kalıntısı halen mevcut. Küçük küçük kalıntılar var ama onlar maalesef tam okunamıyor. Hı-hı. Onları çok ciddi Selahattin Tüysüz adlı bir arkadaşım, yine mimar ve araştırmacı, o tespit etmişti. Şunu diyeceğim, Derokki adlı bir aile var. Ben de onların işte surun hemen Galata Kulesi'nin surun yanında olan bir yerlerini çalışmıştım. Beyefendinin dedesi Haydarpaşa Garı'nın inşaatında Alman mühendislerin tabii tasarladığı bir yapı, ama cephedeki taş işlerini yapmaya Venedikli dedesi geliyor, Derokki. Ve bu kendi topraklarına, İtalyan topraklarına çok benzettiği için buraya yerleşiyor. Hemen Galata Kulesi'nin dibine. Demek ki bu hissiyat, bu yakınlık o dönemlerde hala İtalyanlara bu hissi veriyordu. Hala o topraklardan gelen insanlara. Hatta ilginç bir şey daha var. Yine ilgilendiğim, hemen arkamızda tramvayın, bu 1914'te ilk seferine başlamış nostaljik tramvayın hemen arkasında gördüğümüzde Ugliaviç apartmanı. Hı hı. O bey de bu Büyükendek ve Küçükendek sokakları inşa edilirken Galata Kulesi'nin en iyi gözlendiği binada oturmayı seçmiş. Ve kendisi aynı zamanda 19. yüzyılın en iyi optik lens üreticilerinden ve tabii satıcılarından biriymiş. Önemli bir tüccar ve teleskop ve benzeri dürbün gözlem araçları da satıyor ve Galata Kulesi'ni ve çevreyi gözlemlemek için en doğru yeri seçtiğini de söyleyebiliriz. Bu bahsettiğin Galata Sur Sistemi, evet, akademik çalışmalarda görülüyor. Meraklısı aradığı zaman buluyor. Biz yine özellikle Selahattin Tüysüz Bey'in sosyal medyada, Twitter'da paylaştığı zincirleri de hatırlıyorum. Bu Galata Sur Sistemi'ndeki surların nereye geldiğini, burçların, kulelerin nerede olduğunu haritalara eşleştirerek paylaşmıştı. Evet. Belki merakları varsa yine onu görebilirler. Çok mutlaka. Güzel çünkü. Ama zihnimizde, kent tarihçiler için değil mi? Ne kadar evet, önemli. Evet, zihnimizi canlandırmak için o sur sistemi nerede başlıyordu, günümüzde kalıntıları nerede görmek mümkün. Evet. Basit bir araştırmayla yine görülebilir. Burada da şimdi Galata Kulesi'ne baktığımız zaman yaklaşık 70 metrelik bir kuleden bahsediyoruz. Arada tuğlalarla örülü iki bölüm var. Tuğlalar var. Evet. Bize misal Galata Kulesi'ni anlatanlar, Galata Kulesi'nden bahsedenler özellikle 1420 yılında Bundolmenti haritası referans alınıyor. O haritadan çoğaltılan haritalar var. Onda evet. Bu Galata Kulesi farklı farklı şekillerde gösteriliyor. Mazrakçı Nasuh'ta da. Evet, zaten o daha sonra 1500'lü yıllarda evet. O da yapıyor. O da Galata Kulesi'nin nasıl olduğunu gösteriyor. Özellikle Bundolmenti haritasında çoğaltılan haritadan baktığımızda rastladığımız bilgileri örtüştürdüğümüzde şu sonuca ulaşıyoruz. Bunu Hasan Sercan Sağlam da anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde kule belirli ölçüde tahrip olmuş ve sonrasında yeniden yapılıyor. Bu ama zemine kadar, temele kadar değil, belirli bir yüksekliğe kadar iniyor. Bu bir açıdan İstanbul fetholunluğunda tabii savaşla alındığı için
ona biz hani yağma hakkı mı denir, ganimet hakkı mı denir, böyle bir şey var. Faiz Sultan Mehmet gücü onu kısa tutmuş. Hani burada da böyle bir durum var, fakat kule tamamen ortadan kaldırılmıyor. Sonrasında kule yine yükseliyor ve aynı şekilde şu anda İstanbul'a baktığımız o eşsiz manzarayı gözlemlediğimiz şekle kavuşuyor. İstersen içeriden de Galata Kulesi'nden de devam edelim. Hem yukarıda hem... Ve içerideki sergileri görelim. Evet, sergileri görmemiz gerekiyor. Sergide gösterilen... Müze kartın var mı? Müze kartım var. Müze kartımız olmazsa olmaz. Müze kartın varsa bu kuyruğu beklemezsin. O zaman kuyruğu beklemeden gidiyoruz. Evet, içeri geçelim. Kulesi'nin 8. katındayız. 6 kat asansörle çıkılıyor ama son 2 kat merdivenle çıkılıyor. Burası eşsiz İstanbul manzarasının seyredildiği, turistlerin hem yerli hem yabancı turistlerin geldiği ve doya doya İstanbul'u seyrettiği bir yer. Galata Kulesi hakkında anlatılacak çok şey var. Aşağıda da değinmiştik. Başta şunu söyleyelim, buraya İsa Kulesi diyorlar. Fakat son çalışmalar, araştırmalar gösterdi ki burası kutsal Haç Kulesi olarak adlandırılıyor ve bizim kültürümüzde, tarihimizde Galata Kulesi ile alakalı hem efsaneler hem de yaşanmış birçok gerçek var. Belki bunların en meşhuru Evliya Çelebi'nin yaşadığı. Evet, tabii bunu unutmak mümkün değil. Evliya Çelebi'nin anlattığı kayıt başka hiçbir kronikte, tarihi anlatısında ve kitabında yer almıyor. Sadece Evliya Çelebi'nin anlattığı bir detay. Hezarfen Ahmet Çelebi. Hezar bin anlamına geliyor. Fen de elinden iş gelen, fen ehli çalışan kişi, hani bin fenli, elinden her iş gelir deriz ya, böyle bir insan kafasına takmış, uçacağım ben demiş ve sonunda yaptığı araştırmaların ardından buraya kadar gelmiş, burada yaptığı kanatlarla uçmaya çalışmış. Ama şöyle bir detay var, hani İstanbul'da lodoslu havalar tercih edilmez. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçup da Üsküdar'a inmesi için lodosun olması gerekiyor. Yani Poyraz Karadeniz tarafından geliyor. Poyraz olsa denize belki inecek. Lodos havada uçmayı deniyor ve Üsküdar'a kadar iniyor. Bu dediğim gibi Evliya Çelebi'nin haricinde anlatılan bir şey değil. Bu çok güzel bir filme de konu olmuş. İstanbul Kanatlarının Altında. Mustafa Altıoklar bu filmi yönetmeni. Gençliğimizin filmi. Evet. Evliya Çelebi'nin anlattığı bu hikayenin buradaki bir bakıma canlandırması. Tabii bunun yanı sıra Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın oynadığı bir film var, yine başrollerinde oynadığı, Köşe Kapmaca. Galata Kulesi'nde bir sergi var, mücevherler sergileniyor. Burada bu sergiden mücevherleri çalmaya çalışan, nasıl diyelim, birbirini seven arkadaşlar plan yapmışlar. O da yine burada çekilen filmlerden bir tanesi. Hani bu böylesi detayları var tabii ki. Biz bunun yanı sıra Galata Kulesi'ni dolaşacağız ama benim aklıma hep Galata Kulesi denilince nedense Melling'in yaptığı gravür geliyor. Tam pitoresk bir manzara diyelim. Kulenin kenarlarından böyle çıkmalar var, taşmalar var. Herhalde o dönem burası kahvehaneydi. Hem buranın bu geçirdiği restorasyonlar hem diğer konular hakkında senden bilgi alabilir miyiz? Şu an Lorca'nın 16. yüzyılda yaptığı bir panoramanın altındayız. İzleyicilerimiz bunu bahsettiğin Melling'in panoramasıyla karıştırmasınlar. 6. katta indiğimizde hemen asansörün çevresinde bahsettiğim panoramayı görüyoruz Melling'in. İyi ki resmetmiş. Aslında o dönem onunla birlikte başka resmeden birkaç gravür ressamı daha var. Şöyle düşünelim, Karlofça Anlaşması'nın taslaklarının imzalandığı, yani 1699'da Amcazade Yalısı var. Şu an İstanbul'da ayaktaki en eski ahşap yalılardan biri diyebiliriz, tarihi belirlenebilen. Amcazade Yalısı'nın ayakta kalan parçası aslında divanhanesi. Harem ve diğer kısımları tekrar ayağa kaldırılmayı bekliyor.
Orada nasıldır? Artı şeklinde bir Türk evinin, Piran Tepe'nin yansımasıdır. Cumbalar çıkar, işte ortasında bir havuz vardır filan. Aslında 3. Selim döneminde Mellingin de resmettiği bu panoramada, bu gravürde Galata Kulesi gibi yuvarlak planlı bir kuleye aslında çok ilginç bir şekilde bir Türk evinin bir önerisini, bir çözümünü getirmişler, divanhaneye getirmişler. Bir davul veya hatta bir köste yerleştirmişler bu plana. Nasıl yapmışlar? 4 tane cumba eklenmiş, ondan sonra divanhane eklenmiş ve muhtemelen ki burada ağırlama yapılıyordu ve bu davul veya köz sesi de bütün İstanbul'dan duyulabiliyordu. Düşün, trafik sesi yok, gürültü yok. Burası zindan olarak kullanılmış, burası mehterhanenin nevbet vurduğu bir alan olmuş, burası çeşitli şekillerde, çeşitli görünümlerde İstanbul halkının hafızasına yer almış. Son restorasyon öncesi burada aslında niteliksiz diyebileceğimiz artık 1960'lardan günümüze gelene kadar da eskimişte bir restoran vardı. Bahsettiğim gibi Türk filmleri burada çekilmişti. O dönem 1960 öncesi olanlarda onarıma ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bana tabii burası şeyi hatırlatıyor. Asla böyle bir manzaraya çıkmıyor. Onu görmek güzel ama oradan gördüğümüz manzaranın sakin Prag'daki Saat Kulesi'ni hatırlatıyor. Galata Kulesi'nde çıktığımız bu alan. Şimdi gördüğümüz hal, 3. Selim'den bahsettik. 3. Selim'in Mellingen gravürüne yansıyan Galata Kulesi'ne verdiği formu bahsettik. Galata Kulesi'nin 6 ya da 7 formu olmuş bildiğimiz kadarıyla, işte gravürlere yansıdığı kadarıyla. Şu an gördüğümüz metal parmaklıklar ise son halinin, yani 2. Mahmut'un verdiği son hale en yakın olan hal. Sivri bir külah gelmiş. İşte yükseklikleri artık Türklerin, yani bizlerin buradaki müdahaleleriyle 1300'lerden sonra artık belli bir forma ulaşmış ve belli bir de silüete ulaşmış. Bu 1964 onarımından sonra tekrar sivri külah geri gelmiş, 2. Mahmut görünümü geri gelmiş ve arkamızda da aslında belki görebileceğiniz gibi 2. Mahmut'un parmaklıkları gelmiş. Bedrami Eyüboğlu'nun bir şiiri var. Birebir aksettiremesem de Kız Kulesi'nin aklı olsa Galata Kulesi'ne varırdı diyor. Ne diyeceksin? Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nin arasında başka ilişkiler de var mı? Evet, ona yine burada değinme imkanımız olacak. Galata Kulesi'nde aynı zamanda sergi alanları var. İstersen Kız Kulesi'ne o sergi alandaki detaylarla bağlayarak değinelim. Tamam, gidelim. Kız Kulesi'nden bahsettin. Biz programımızın başında Haliç'te gerilen bir zincirden bahis açmıştık yine. Burada Galata Kulesi'nin 4. katında bu Haliç'teki zincir sergileniyor. Onun yanı sıra başka kulede sergilenen yine tarihi eserler de var. O bahsettiğimiz zincir Haliç'e gemilerin geçişini engelliyor. Fakat daha az bilinen bir detay var. O da Kız Kulesi'nden Sarayburnu'na çekilen zincir. O da boğaz geçişini engellemek üzere çekilmiş. Hatta Hammer bunlara değiniyor kendi İstanbul ve Boğaziçi üzerine yazdığı tarihte. Biz de Fatih İstanbul'u aldıktan sonra Anadolu'da seferlere çıktığında, İstanbul yeni fethedildiği için demek ki tedirginliği var. Belki korkuyor da hani İstanbul'a tekrar bir düşman saldırısı olur mu diye. O yüzden Kız Kulesi'nden Sarayburnu'na kadar yine bir zincir çektiriyor. Bu boğaz trafiğini engellemek için düşünülmüş bir detay. Daha öncesinde Haliç'teki zincir Aya İrini'de, eski askeri müzede sergileniyordu. Daha sonra bu tabi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir parçası sergileniyordu. Harbiye'deki askeri müzede sergileniyordu. Şimdi Galata Kulesi'nde de Haliç'teki çekilen zincirin sergilendiği bir alan var. Onun yanı sıra hemen arkamızda meşhur Galata Sur Sistemi üzerindeki armalı levhalar var. Bunlar çok kıymetli. Daha öncesinde Haliç Sur Sistemi üzerinde 40 küsür tane levhanın olduğunu biz kaynaklarda okuyoruz. Hatta bunların içerisinde nasıl Ayasofya'da Hazreti Meryem'in tasviri var, Ayasofya kendisine imparator tarafından sunuluyor, o mozaikler var. Hala geçenler Ayasofya'yı ziyaret edenler görüyorlar. Onun gibi bu sur sistemi üzerinde yine Hazreti Meryem'e atfedilen, ona böyle adanmış diyelim levhalar var idi. Bunların çizimleri var, onları da tabii ki görmek mümkün. Bunların yanı sıra
kartal başlarını görebiliyoruz, haç olan. Bunların ayrı ayrı hanedanlara, kişilere ait olması kıymetli. Tabii benim aklıma sadece İstanbul değil, Cenevizlilerin hakim olduğu Amasra da geliyor. Amasra'da da öyle detaylar var. Amasra'nın kalesi sanki bir ortaçağ kalesi gibi. Hatta Fatih Sultan Mehmet İstanbul'dan sonra Trabzon'u almak istiyor, Trabzon'a gidiyor. Amasya'yı gördüğü zaman la 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 Çeşme Cihan bu mu ola diye söylediği rivayet ediyor. Yani Cihan'ın göz bebeği olan yer acaba burası mı? Çünkü çok güzel bir manzarası var Amasra'nın. Oradaki kalenin üzerinde de kapıların üzerinde geçitlerde yine bu Ceneviz armaları var. Bunlar bizim ülkemizdeki tarihi zenginlik açısından çok kıymetli. Aslında Cenevizlerin yöneticisi, kentin valisi Podesta Sarayı'nın evinde de geçtiğimiz seneye kadar duran bir arma vardı. Bu armaları bu kadar yakından görebilmek aslında çok keyifli. Galata evet. Kulesi'ni birçok şey için ziyaret etmek lazım. İstanbul'un güzelim panoramasını, bozulan veya halen güzel, halen seyirli panoraması görmek için de gelmek önemli. Ancak dördüncü kattaki bu sergi hem bu armaları bu kadar yakından görebilmek, hatta içinden geçelim acaba orijinalleri müzede olsa da burada, burası bir müze ama acaba alçıdan kalıplarını mı burada görsek diye. Gerçi burada güvendeler. Podesta Sarayı'ndaki maalesef çalındı. O da Türkiye'nin aslında tarihi bilinen ayaktaki en eski konutu diyebilirdik. Saint Pierre Han'ın hemen komşusu. Orası da Galata'nın yine bu büyülü semtin, çok kadim semtin, bu Ceneviz semtinin mirasları, birer parçaları. Saint Pierre Han her ne kadar Podesta Sarayı ya da hemen yakındaki gümrük binası kadar eski değilse de içerdiği kalıntılarla Galata Kulesi'nin sur sisteminin üzerine oturmasıyla yine bu Ceneviz tarihinin bir parçası. Programın açılışında da bahsettiğimiz gibi bir anıt sadece tek bir anıttan ibaret değil. Çevresiyle ve bütün çevresindeki mirasla bir bütün. Aslında dünyada kültürel miraslar da bu şekilde anılıyor. Çevresiyle bir bütün. Burada Galata Sur Sistemi'nin kayıp parçalarından getirildiğini tahmin ettiğimiz bu levhalar, Latince levhalar çok kıymetli. Bahsettiği gibi hatta o Haliç'e gerilen zincir, Kız Kulesi'nden gerildiğini söylediğin zinciri somut olarak görmek bile insana aslında hala onu efsaneden ayıramıyorsun. Yani bunu somutlaşmış olarak evet zinciri görüyorsun. Devasa şeylerden oluşuyor, parçalardan çok ağır oluşuyor. Dökme çok denir. Ağır. Ve tabii ki bir geminin geçişini engelliyor. Çok da basit bir sistem. O zaman ulaşım aracı neydi? Gemiydi ve ticaretin de şeyi. Ve ahşap onlar çünkü geçmeye çalıştığı zaman parçalanıyor. Parçalandığı zaman batıyor. Yani çok basit. Çok basit düşmanı engellemek ama efsaneleri gerçeklerden birbirinden ayıramıyoruz. Hezarfen yaşadı mı? Evet. Çünkü Evliya Çelebi biliyorsun Erzurum'da damdan dama bir kedinin atlarken donduğunu söyler. Evet. Yani dolayısıyla belki bir deneme vardı. Belki bu denemeler halen ilerideki teknolojileri geliştirici hayaller oldular. Dolayısıyla ama burada somutlaşmış olarak zinciri ve levhaları ve birdenbire 600-700 yıl öncesinin mirasını görebiliyoruz. Dolayısıyla izleyicilerimize de buraya gelmelerini ve sergiyi de özellikle görmelerini öneriyoruz. Şimdi sergiye inmek için asansörle ilk önce Galata Kulesi'ne gelindiğinde 6. kata çıkılıyor. Oradan 2 kat var merdivenlerle panoramayı seyretmek için. Daha sonrasında aşağı iniliyor merdivenlerle. Ve o küçük dehliz gibi adeta sarmal halinde inilen basamakların olduğu yer bana birkaç yeri hatırlattı. Bunlardan birisi İstanbul Üniversitesi'ndeki Beyazıt'ta yani o gözetleme kulesi. Ama orası daha geniştir. Bir de ben şehrin manzarasını görmek için zaman zaman camilerin minarelerinden tırmanırım öyle ve şerefeye çıkarım. O da çok dardır böyle klostrofobisi olan, çabucak sıkılan insan için zor bir yerde çıkması. Tabii. Burada da aynı şekilde çok dar, basık, yeniden tabii restorasyondan sonra düzenlenmiş. Bu merdivenlerden inerken de sanki hani zaman tünelinde diyelim ki bundan 500 yıl önce sen buranın zindan olduğunu da söylemiştin. Gerçekten öyle. O dönem içerisinde iniyor gibiyiz. Hatta şunu da söyleyeyim. Tarihte birçok şey birbiriyle bağlantılı. Mesela Kız Kulesi'ni anlatırken bu zincirden bahsediyoruz. Burası bir zindan. Zindan olarak bahsediliyor. Rumeli Hisarı da bir zindan olarak kullanılmış. Baron Vratislav İstanbul'da bir elçi. Bağlı olduğu devlet, temsil ettiği devletle Osmanlı Devleti savaştığı için esir olarak alınıyor. Onlar böylesi yerlerde esaret altındalar. Birçok kişi Rumeli Hisarı'nda esir ediliyor, esir tutuluyor daha doğrusu. Orası bu şekilde de değerlendiriliyor.
Galata Kulesi de öyle değerlendirdi ama bizim Evliya Çelebi'miz misal anlatırken diyor ki ben de birkaç kez çıktım buraya. Hatta birinde bir cambaz gördüm. Cambaz çıktı, işte türlü türlü oyunlar yaptı, kağıt uçurdu. Herkes korkuyor tabii onu gördüğü zaman düşecek mi, düşmeyecek mi diye. İşte Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hikayesi böyle yine başlıyor, uçuşu. Bu açıdan tarihle efsaneyi birbirine ayırmak ya da her ikisini yakalamak için Galata Kulesi eşsiz bir mekan. İtalyan, Ceneviz etkisini, sur sistemindeki bu anıt eserleri görmek için de birebir çok güzel bir yer. Evet. Venedik'te San Marco, cambaz dedin. Cambazları yabana atmayalım. Doğru olma ihtimali çok yüksek. Mesela Venedik'te her yıl bu festivalde bir karnaval olur, bilirsin belki, Venedik Karnavalı. Venedik Karnavalı'nda halen bu San Marco Kulesi, tabii bu artık yeni San Marco Kulesi çünkü o da bir dönem yıkılmış, yapılmış, tekrar yenilenmiş. O San Marco Kulesi'nden o meydanı çevreleyen revaklara bir, şu an tabii çok konforlu aslında, emniyet kemerli falan, bir melek inişi tekrarlanır. Bu aslında Türklerin, eski Türk cambazların orada meydanda yaptığı olağanüstü gösterilerin tekrarlanmasından ibarettir. Tabii şu an günümüzde herkes o saat 12'de böyle güneş de tam tepede olduğu bir saatte böyle o inişi yakalamak için o meydanda o günü beklerler insanlar, yılda bir kere tekrarlanan bu inişi. Ama onu eskiden Türk cambazların da yaptığını gösteren gravürler var. Hatta Kumkapı'da Cinci Meydanı'nda da, evet, böyle bir cambaz gösterisini anlatan yakın döneme ait bir fotoğraf var. Neden olmasın? Efsaneleri dinleyelim. Başka bir yerde benzerlik bulduğumuzda da ortaklıklarını yakalamaya çalışalım. Sen karnavaldan bahsettin. Keşke diyorum, hani burası sonuçta Latin kültürünün olduğu bir yer. İtalyan etkisinin bariz hissedildiği bir yer. Keşke diyorum bizim uluslararası karnaval tadında Galata, Galata Kulesi, bu meydan, bu civarda dünyaya İstanbul'u gösterebileceğimiz, Galata Kulesi'ni gösterebileceğimiz bir karnavalımız olsa, bir Rio Karnavalı gibi keşke. Tabii ki hem Türkiye'de hem İstanbul'da, yani bunu Beyoğlu Belediyesi de yapıyor, kamu kurum ve kuruluşları da yapıyor, özel günlere dair anma, kutlama vesaire programlar oluyor ama daha büyük çaplı, tıpkı 2010 yılındaki İstanbul'un kültür başkenti olmasındaki büyük atılımda olduğu gibi. Evet, öyle bir şey olsa ve İstanbul'un bu yaz ayında hem denizle hem tarihle hem o Sarayburnu, Ayasofya, Saray, Sultanahmet buradan görünüş, hem buranın Türkiye yani yurt dışında çok güzel temsil edecek programlara imza atılabilse diyorum. Böyle bir hayal kurmak bize yakışıyor. Yapması da herhalde idarecilere yakışır. Aslında bunu yapmak çok kolay. Birden ismini yanlış çıkarmış olabilir ama Baklahore, sanki böyle bir karnaval zaten buralarda vardı ve günler sürüyordu ve bütün şehir halkı eğleniyordu. Biraz eğlenmeye ihtiyacımız, evet, var. Evet. Eğlence her zaman bizim bu albümlerde, Osmanlı döneminde, sünnet düğünlerinde, düğünlerde çeşitli eğlenceler var ve biraz eğlenmeye ihtiyacımız var. Bir araya güzel şeyler için gelmeye ihtiyacımız var. Biz güzel şeyleri anımsatmak için bu programı, evet, yapıyoruz. Güzel günleri ve güzel eserlerimizi, değerli eserlerimizi. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki, o halde bu dediğimiz merdivenlerden tekrar inerek giriş kapısına doğru ilerleyelim yine. Ve güzelce fotoğraflar çektirelim, değil, tabii, mi? Bugün Galata Kulesi hakkında konuştuk. Galata'ya dair bir sayfa açtık, dolaştık. Belki şu anda İstanbul'da en çok fotoğraf çekilen cadde üzerindeyiz. Ardımızda Galata Kulesi. Birçok insan gelip burada Galata Kulesi'nin fotoğrafını çekiyor. Biz de orada programımızı kapatmak istedik. Yerinde konuşalım da bir sonraki programda görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere.